günaydın Perum. Herkese günaydın. Günaydın, good morning teacher. Bosna. Bugün son gün. Bugün hava güneşli. Rotamız yemek yemek. Tam bir saat sonra video geliyor. Aynen, tam birinci bir videomuz. Saat sonra birinci videomuz geliyor. Sonunda yani yapabildik. Canım kocam yaptı. Yani çok uğraşamadım da. Olsun, güzel aldı. Hepsi bunu izleyene kadar bitmiş oluyor. Evet, gece de yağmış herhalde, baksana. Bugün de yağışlı gösteriyor ama şöyle göstereyim. Bugün saat 1 ve 1'den sonra akşam 7'ye kadar. Gel kaldırıma çıkalım. 1 ve akşam 7'ye kadar yağış gösteriyor. Ay dikkat et. Hop var ya, buram buram kahve kokuyor. Evet, bu kahve niye böyle kokuyor? Emir diyorum var ya, buram buram kahve kokuyor. Zaten buradan mı alsak acaba? Öbür adamdan mı alsak, buradan mı alsak? Burası ne? Bu... Anlamadım, herhalde elle öldü yani. Anlamadım ki ben de. Çok güzel kokuyor, ay. Vallahi güzel kokuyor. Şey gibi, Kadıköy'deki o Mehmet Efendi'nin oradan geçerken... Aynen, kenarken. Sırsayan oradan geçerken olan kısım gibi. Aynen. Bir kokuyor şu an buram buram kahve kokuyor. Araba... Dibinize gelmeden hemen kornaya basıyorlar. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün... Evet. Size bir tane de ayrı video yapıyoruz. Şey... Bosna'ya geldiğinizde... Nerede ne yenir? Hani öyle yok, kısa kısa. Yok canım ya. Daha ne ya? Evet. O da gelecek. Şurada bir yapı var. Onun ne olduğunu... Bilmiyoruz. Bir bakacağız buraya da. Normalde bugün o müzeye girecektik ama dün girdiğimiz için dümen içeriye bakıyordum, inceleyeyim dedim. Hemen sonra bir adam bilet sattı. Adam gel Mel dedi, enjoy menjoy dedi. Enjoy. Ondan sonra ben welcome welcome dedi. Ben de geldim. Sonra seni çağırdım. Zaten sen şoka girdin. Ben anlamadım zaten. Beni sandalye çekti adam. Sandalye oturtturdu beni. Aynen. Elime bileti sıkıştırdı. Ben parayı verdim, Mehmet'in eline bilet verdi. Sonra sandalyeye oturtturdu onu, izle dedi. Ayaküstü 200 liralık oldu. Ama güzeldi. Arabaya getirmeleri ayrı güzel oldu. Aynen. Geçen yoktu. Burası ne acaba ya? Açık şu an, bakalım da. Ne ki acaba? Bilmiyorum işte yani, bakalım yani. Çok merdiven var. Hadi gidelim. Ben gideyim geleyim. Tamam, sen git bir gel. Tamam. Al bunu vereyim mi sana? Kapalıysa. Ha, ben o zaman. Ay, yakınları çek, bir şeyler çek. Hadi gidik. Karım gelmiyor tabi. Bu merdivenleri çıkmaya zorlanıyor. Bu okul mokul değildir herhalde, değil mi ya? Burası ne acaba? Dur bakayım, çevireyim. Fakülte değil mi? Dur bakalım. Merdiven çıkınca yoruldum ha. Bosna Hersek'te İslam Topluluğu Saraybosna Üniversitesi İslam Fakültesi 36. nesil mezunlar. Burası galiba fakülte. Aynen, üniversite fakültesiymiş. Can okey, burası üniversite fakültesi. Adamlar şehrin göbeğine fakülte yapmışlar. Şehrin göbeğine fakülte yapmışlar. Ha, Bosna Hersek Saraybosna İslamik Fakülte olarak geçiyor. Lan bizimkiler de dağım. Bizimkiler.
He? Ha bizimkiler dağın başına yapsın. İneklerle okuyoruz abi bize. Ne dedin? Karım? Sana dedi ama. Ne dedin? Koca burunlu karım benim. Ha? Koca burunlu derken. Estağfurullah şaka yapıyorum. Sen o kadar çok güzelsin ki yani bayılıyorum senin güzelliğine. Güzelliğine hayranım, karım da karım canım karım. Arı gibi de bal yapar. Dikkat et bak buralar kayarar. Ya, bak Cita'y geliyor bak. Bak. Cita'y. Araba her yerde arabadır işte görüyor değil mi? Ses belli ya. Canım. Kuşları kandırıyoruz. Üstüne çıktı. Kameraya konacaktı. Bak. Bu ilanlı. Ay Allah. Arkadaşlar gelip para verip bir şey almanıza gerek yok. Onlar geliyor zaten. Ama yemek istiyor onlar. Ne yapsın? Kandırdılar bizi. Ha, gel. Yemek istiyorlar ama. Gel. Bak, iki tarafa da gel. Gel. Ay, çok güzel. Bu da korkuluk olacak. Gelin buraya da gidelim. Ben korkuluğum. Çok tatlı. Çok yaklaştım o korkar. Elime neden tutarsın? Sıkma. Aa Sebil var. Gel Sebil de yıkayım. Ay. Sıçtı. Üstüme sıçtı. Demek ki kısmetim varmış. Dileğim kabul oldu belki de. Dileğim ben bak dilek dilemiştim. Dileğim kabul oldu belki. Uyanık. Evet yemek olarak ilk defa şey yap. Evet, ilk durağımız saç börek. Bir porsiyon 5 kame. Evet şimdi canınız börek mi çekti sabah sabah? Geliyorsunuz buraya. Bir porsiyon böreğinizi yiyorsunuz. Sıcak 5 kame. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz kilise Bosna Hersek'teki tarihi yapılardan biri olabilir. Ülkenin özellikle Mostar ve Saraybosna gibi şehirlerinde Osmanlı ve Avusturya-Macaristan dönemlerinde kalma dini yapıları mevcuttur. Kiliseler genellikle gotik, romanesk ve barok mimari tarzlarıyla yansıtırlar. Bu tarz binalar Osmanlı'nın 19. yüzyılda bölgeden çekildikten sonra Habsburg İmparatorluğu'nun etkisiyle yapılmıştır. Kiliseler şehrin kültürel ve dini mozaiğini önemli yer tutar ve turistik en ilgisini çeker. İçerisine bakmaya çalışacağız. Tabii ki de alır mı bilmiyoruz da. Bana baksana. Sessiz olacağız.
Yukarısı da var ama yukarısı da bir gerilme herhalde yukarıya. Yani o kadar şey değil. Diğer taraflarda gördüğümüz zaman şaşalı kadar bir şey değil. Değil mi? Diğer taraflarda gördüğümüz gibi şaşalı değil. Bak orijinal mum. Orijinal mum da yakmıyorlar. Belki alt taraf. Oh, çiçekler güzel kokuyor. Bağış yapmak istersek buraya mıymış? Ne? Bak dua ediyorlar herhalde böyle. Evet. Son yemek sahnesi mi? Evet, büyük ihtimal odur. Herkes zaten çoğu yerde aynı şeyi koymuşlar. Kaç dua etmeye gelecekler. Kaç. Şimdi içeri girmiyorum, adam var da anlaşamam şimdi, zaten İngilizcem yok fazla. Adam kendime kadar İngilizce var. Ha, burada böyle bir şey var, başka var mı? Yok. Aynen, sadece onu koymuşlar. Ne diyor Joseph? Şunu bir çevirelim. Kavga mı ediyoruz içeriden, de anlamıyorum ki. Şuradaki yazıyı çevirelim. İmparator ve Kral Franjo Josip 1. Francis Keller'le ve Bosna alayına. Yani halkına işte. Alayına şey olarak sevmiş de. İmparator ve Kral Franjo Josip 1. Francis kendilere ve Bosna halkına. MCM X1 ve ne ya? Milattan önce falan mı? Ne bu? Yani 16-21, 21. yüzyıl değildir. Nasıl anlatmışlar ya? Yok, 14. yüzyıl olabilir. Aynen 14 ya. Ne 10'a 21'e. 14. yüzyıl bu. Bence milattan sonra şey bu. 14. yüzyıl zamanlarında. Neyi anlatıyor? İşte 1. Kral Joseph diyor işte. Bosna halkını selamlıyormuş. Yani, ama bu bir şey söyleyeyim, çok fazla restorasyon görmüş bu. Hani içerisinde çok öyle ahım bir şey yok yani. Olsun. Bana göre en güzel Karadağ'daki o... Yine de bak yazım çizim yok. Karadağ'daki Podgorica tarafındaki katedral. Kilisesi. Aynen. Katedral. Ortodoks kilisesiydi o. O daha güzeldi bence. Evet arkadaşlar, burası da zaten bu kilisenin yanında bira fabrikası var. O bira fabrikası da 1894, yani işte Osmanlı zamanında kurulmuş ilk bira fabrikası olarak geçiyor. İçeriye müze olarak gezebiliyorsunuz. Kişi başı 5 mark. Biz şu an bunun içerisine girmeyeceğiz. Ancak fotoğraflardan gördük, yani o kadar çok şey yok. Sadece biraların işte dönemleri ve nasıl yapıldığı ile alakalı videoları zaten Google haritalar üzerinden de görmüş bulunduk. O yüzden hani burada sizler gelirseniz buraya da deneyimleyebilirsiniz. Evet, canınız tatlı mı çekti? Komple kremalı yiyor aşko.
buraya tatlıcıya gelip geldik. Dışında gösteririz. Çok güzel ya. Güzel mi? Krem şanti yiyorum ya. İyi misin? Şekerim çıktı. Az önceki yediği şey komple krem şantiliymiş. Ben bizim oradaki tatlılar gibi zannettim. Pastalar gibi, rulo pastalar gibi zannettim. Şu an şekerim yükseldi. Zaten bunlar her şeye aşırı şeker koyuyor, bir de tuz koyuyorlar. Bu kadar şekerli olabilir mi ya? Of. 150 gram şeker dedim. Rahat 150 gram. Pürü şeker yok. Çok kötü oldu. Hadi biz bilmiyoruz. Yiyen nasıl yiyor acaba bunu? Vallahi bunu yiyen varsa helal olsun. Vallahi yemin ediyorum. Çok şekerli ya. O zaman sokak lezzetlerimiz tüm hızıyla devam ediyoruz. Bak dün yediğimiz şey vardı ya. Hangisi? Ha evet. Gudola. Çikolatalı. Biz de evet. Bayar diye zannediyoruz. Ondan iki tane, üç tane yerim. Belki bayar. Suyla birlikte ne başka bir içecek. Ama bu var ya çok kötüydü. Baya kötüydü. Geleceğiz. Evet, uykumuz geldi. Canım kocam biraz kendine geldi ama. Evet. Abi çok uykumu getirdi. Bu kadar şeker var ya. Arkadaşlar şurada da 5 tane eşyamız var. Eşyamız var. Burası da 55 bin mark. Yok artık. Pahalı. Çok pahalı. Bunların bakırları güzel ama mesela bak. Eminönü'nde de veriyorlar 5 lira ya. Sen kaç yılından kaldın? 1995. Güzel aslında da. Aynen. Pahalı ya bunlar. Kötü değil yani, pahalı. Türkiye ile aynı fiyata geliyor gene. Mesela Türkiye dememek lazım ha, İstanbul demek lazım. İstanbul ayrı bir şey olmaya başladı. Tabi canım. Fiyatlarla birlikte aldı başına gidiyor. Evet. Bir magnet alacağız. Magnetler, şöyle magnetler var. Ama magnetler kimi yerde 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Bakın şöyle çok güzel. Güzel güzel magnetler var ama bileklikler, işte kolyeler 5 km, küpeler 5-10 km diye değişiyor. Canım kocam. Hala kendime gelemedim de şu an. Mal gibi oldum değil mi? Mal gibi oldum. Thank you. Mal gibi oldum yemin ederim. Niye mal gibi diyorsun? Ayıp değil mi? Şimdi ne yiyeceğiz ona bakalım. Ay, yemekten var ya zehirleneceğiz en sona. Vay, bir daha mı etli yaşayalım? Bir şey söyleyeyim mi? En tatillerimiz arasında şu ana kadar en çok yediğimiz tıka basa bu oldu. Evet. Çünkü araba kiralamadık. Dedik ki araba kiralayacağımıza yeriz daha iyi. Öyle de yaptık. Araba kiralayınca daha fazla para. Size tavsiye. Siz de öyle yapın. Araba olsaydı kuzu yerdik bu seferde. Doğru. Aa bak, kendileri yapmış. Seviyorum böyle şeyleri. El sanatları. Neyse biz bir yer bulalım da gene konuşuruz, anlaşırız. Oh,
Ben Sevin'in yanında ve çarşı var. Tamam. Bizdeki Diyarbakır'daki Bakırcılar çarşısı gibi. Bak, elinde yapacağım. Ama kızız lan. Bunları aslında işte şey yapacaksın, cadde üzerine yerleştireceksin. Bosna da böyle. Kendini doğruluyorsun. Tamam. Adamlar mermiden kalem yapmışlar. Bak. Mermiden tank var. Uçak var. Ama bak, bunların hepsi kendi eli yapımı. Az önce kendi gördüğünüz adam gibi. Şu mermiye bak ya. Al sana bombe. Bak. Güzel, ne bak. Çok küçük olmaya burada da. Biz niye buraya görmemişiz ya? Biz çünkü öbür taraflara gittik ya. He. Buralara girmedik. Tamam. Baksana çok güzel. Tam simgelik ya. Simge. Simge. Yine kalem. Baksana ve daha ilerliyor. Aa, postal galiba bu ya. Bas. Arma mı? Ayarlı farklı magnetlerin fiyatları. Ha bak, buraya açılıyormuş. Tamam. Hiç kamyon magnet mi olur? Gözünü seveyim ya. Biz 5 kamyon börek yiyoruz ya. Gerçekten. Bazı fiyata çok orantısız yani. Döner kebap cevabiye geldik. Ne kadardı? 15. 15 kame. Kişi başı. Afiyet olsun. Evet, şimdi burada Bosna kahvecisi. Direkt üretim hat üzerinden yapılıyor. Kahveler çekiliyor bu şekilde. 250 gramı 6 kame. 100 aynen. Gramı da 3 kame. Ama bu şey normal boşnak kahvesi. Diye bu da dibek kahvesi. O tarafta da dibek kahvesi. Ya zaten bunu her yerde var zaten. Şey diyeceğim. O zaman şöyle. Bu da buradaki çok lokumun olduğu yerde. 13, 14, 15. 15 vereceğiz. Tamam. 6, 6, 12. 3 mü o? 3. Aynen 15. Aynen. 15 vereceğiz. Hay. Tamam, tamam. Kahveyi nasıl çekiyor acaba? Oradan mı çekiyor? Yok, şuradan da alıyor. Böylesi böyle. 7 kalmamış. 150 gram. Thank you. Valla.
Ben de bir küçük dedim ya. Güzel bu İstanbul'da. Adam bildi. Ne değil mi? Bu işi biliyoruz ama yeni başladık bu işi. Valla. Size de teşekkürler. Oha. Evet, tekrardan Sarajevo Kütüphanesi'nin oraya doğru geldik. Bugün zaten son. Böyle reels videoları falan çektik. Yarın zaten sabah kalkacağız, sonrasında gideceğiz. Güzel zaman geçirdik. Güzeldi. Eğlendik. Karım mutlu oldu. Karım mutlu olunca doğal olarak ben de mutlu oldum. Yani bunu biraz şöyle yapman lazım herhalde. Çok güzel gün batımı var, baksana. Şöyle mi istiyorsun? Aynen. Böyle daha rahat oldu. Şey. Bakın. Çok güzel burası da. Eğer buraya gelirseniz akşam. Şöyle. Akşam ve gün batımı. Böyle. Oturabilirsiniz ama çok sinek var. Onu söyleyelim. Aşırı sinek var ya. Uyuz oldum böyle ya. Böyle şey sinekleri var ama. Telefonu sende değil mi? Ha, telefon bende. Böyle küçük kanatlı olup kendisinde küçük oldu. Böyle üstten bakınca üçgen gibi duran. Ondan var. Ya biz çok fazla yemek yedik. Normalde bu kadar yemek yemiyor ama biz gerçekten çok fazla yedik. Yani 4-5 öğün falan yedik biz. Yani o da yani ağzımız tadı tatlansın. Araba kiralamadık falan diye. Zaten aylardır diyetteydik. Yani diyetin sonu bir şey yemiyorduk. Diyetin sonucu zaten bu, hala kilo. Yani bir işe yaramadı bize diyet. Bize bazı rahatsızlıklardan dolayı işe yaramadı da. Yani güzeldi. Yani iyi yedik. Güzel, beğendim ben bu tarafı. Umarım siz de buralara gelirseniz beğenirsiniz. Yani seversiniz diye düşünüyorum. Değil mi karım? Aynen. Biz çok sevdik. Bol bol yedik, içtik, gezdik, tozduk. Akşamı da güzel. Aynen. Biraz işte akşamın tadını çıkaracağız. Tatlı aynen alacağız. İçeceğimiz var. Son yemeğimizi yiyelim de. Ondan sonra artık zaten yarın sabahtan gideceğiz. Yarın sabah da işte fırından bir şeyler fırından alacağız. Aynen. Son günümüz, 8. günümüz. 8. günümüze yarayacağız. Yani tramvaya bineceğiz. Tramvaydan sonra yürüyerek gideceğiz. Onu zaten evet, videoya çekeriz. En azından hani direkt o uçaktan iner inmez otobüste gitmenize gerek yok. Ya taksiyle gitmenize gerek yok. Tramvayla da gelebileceğinizi birkaç dakika yürüdükten sonra gösterebiliriz yani. O taraftan da gelebiliyorsunuz. Aynen. Artık bu videoyu kim izliyorsa ona nasip olur. Artık diğer videolardan da bakarsınız. Çünkü bize yani kimse anlatmadı. Biz boşu boşuna 5 km verdik ya yani. Normalde 1.8 km olarak söylüyorlar değil mi? Ama o tramvay. Ha, tramvay yani. Otobüs 5'miş yani. O da yanlış bilgilendirmeymiş. Artık gelen olursa yani bence yürüyerek tramvaya gidip tramvaydan buraya gelmek daha mantıklı en azından. Ve tramvayın içinde alıyorsunuz zaten biliyorsun. 3 km cebinizde kalır. Buradan gidelim, buradan gidelim. 2 daha koyar börek yersin. İçeri mi gelelim, burada arkadan mı gelelim? Nereye gidecektik biz? Her şey içeri girmemiz lazım aynen ya, mecbur. O zaman bir içeri gidelim. Şöyle. Aynen. Hatta şöyle bir şey yapayım mı? Bak şimdi buranın çok güzel bir manzarasını alayım. Hatta dur ya, şöyle biraz daha yukarı doğru yapayım onu. Ne var? Kore ne yapıyorsun ki? Zaten çektin ya. Şöyle. Oh,
Piyasada nasıl etiket yapılır böyle? Herkes bakıyordu. O zaman gidelim bir dağıtlı gömelim. Dağıtlı gömelim. Evet, şimdi 3 tane insanla tanıştık. Bir tanesi şunu aldığımız kişi. İkisi de anne ve kızdı. Sırada bekliyorlardı. Onlarla tanıştık. Şimdi bu şeyle, bu tatlıyı aldığımız yerde dün geldiğimizde bir şey olduk. Sohbet ediyorduk adamla. Sonra benim kafam karıştı. Ben Mehmet'e dedim, Mehmet için dedim ki my wife dedim. O benim dedim karım. Ondan sonra meğersem şaşırmışım, sonradan fark ettim. O sırada tabii bayağı gülüştük, öyle bir muhabbet oldu. Şimdi tekrar aynı yere geldik. Ondan sonra adam şey yaptı, Mehmet'e kıyak geçti. Şöyle dondurmasının üzerine şekil uşkulu bir şeyler koydu. Ondan sonra... woman diyor. Sonradan tanıdı. Sonra işte teşekkür, şey... Nice to meet you dedim. Ondan sonra biz de dedik. Adam dedim ki bütün gün bunu yiyebilir mi? Sonra sıradaki de buralıymış yine ama Sarayovalı değilmiş, başka şehirliymiş. Anneli kızlıydı. O da çok tatlıydı. Kız Türkçe biliyordu. Ondan sonra bayağı sohbet ettik. Sonrasında işte o da tanışla memnun oldu. Yani arkadaşlar bizimle tanışan memnun oluyor. Kız diyor ki evlenmek istiyorum diyor. Kız evlenmek istiyorum diyor. Türk biriyle ama diyor çok kısalar diyor. Evet. Sonra ben de dedim ki siz de kısayız. Biz dedim ki siz dedim çok uzunsunuz. Niye böylesiniz dedim. O da dedi ki genetik. Sonra dedim ki ben de çok kısayım dedim. Yaptı böyle. Ama kendisi bayağı uzundu. Mehmet'ten uzundu yani. Annesiyle kız. 1.90 var. Buradaki insanlar genelde uzun zaten. Anlayabiliyorsunuz onların Bosnalı olduğunu. Öyle yani, tatlı insanlarla sohbet ettik. Güzeldi. İşte tatilin de böyle güzel yanları var. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Sohbet muhabbet ediyorsunuz. İnsanlar gülüyor. Hani bizdeki gibi böyle değiller. Öyle yani. Şimdi de parka gidiyoruz. Parkta bu aldıklarımızı yiyeceğiz. Güzeldi orası. Bir de oradaki parkta oturalım dedik. Eriyor, eriyor. Ye ye. Sen kaşıkla onu. Eriyor şu an o. Şu an hızlı hızlı oraya gitmeye çalışıyoruz ama bakalım. Güzel ama. Güzel. Dondurmalı Nutella'lı. Bu muazzam olmuş. Buradan sıra istesene. Şöyle yandan. Isıran ki. Niye ısıramıyorsun ya? Çok soğuk. Bunu biraz yemen lazım. Buraya gelince mutlaka ama mutlaka. Kaç gün? 2 gün kalıyorsanız 2 gün yiyin. 3 gün kalıyorsanız 3 gün yiyin. Çok güzel. Mutlaka yiyin bunu. Aslında şurada katedralin orada da oturabiliriz de. Ya oturalım. Gel oturalım burada. Şimdi burada oturacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz, tatlımızı. Sonrasında görüşürüz. Dondurma alalım. 10 KM verdik. Bu video. Kapat. Kapatırız ha. Evet. Bugünümüzün de sonuna geldik. Bugün son günümüz diyebiliriz. Yarın sabahtan kaç uçağıydı? 10.55. 10.55 uçağımız var. Muhtemelen saat... Bir saat ileriye gittiği 9.30 gibi falan orada oluruz herhalde. 9.30 ne ya? Şeyde olacağız işte, havalimanında. Ha, 9.30 derken bir saat geriye gidiyor zannettim. Yok. Buradan 8'de çıksak yetişiriz herhalde. İşte bugün son günümüz. Yasla başını. Tramvayla 15 dakika sürse. Yürüyerek. 45, bir saatte yani. Ha, bir saat işte. 8'de çıksak yetişiriz. Bir tramvay bekleyeceğiz. Aynen. Fırından poğaçamızı alırız. Bir şeyler alırız. Yeriz. Şöyle size de, yani yaklaşık bir saattir falan burada oturuyoruz. Aynen. Aynen. Şöyle Bosna'nın güzel sokaklarına veda ediyoruz. Akşam böyle burası. Yani herkes kendi halinde. Kafede oturuyor. Çayını kahvesini içiyor. Çay yok mu? İşte. Yo, var. Her yerde. Bitki çayları var ama genelde kahve içiyorlar. Bu şekilde katedralin önündeyiz. Şöyle. Basamaklarda oturuyoruz. Göstereyim.
Evet. Sakin. Biraz sessiz. Çok az ses var. Sakin bir Bosna gecesine. İyi geceler diliyoruz o zaman. Kendinize iyi bakın. Bugün de burada bitti. Yarın da gözümüzü İstanbul'da açacağız. Hayır. Burada açacağız, İstanbul'da uyuyacağız. He doğru ya. Bugün burada kız uyuyoruz. Kız şimdi özlemiştir bize. Bugün burada uyuyoruz. Yarın evdeyiz. Yapacak bir şey yok. Her güzel bir şeyin sonu vardır. Aynen. Ama karımın olmaz. Yorulduk. Yorulduk ya. Ağzımı içip hep yara, hala yara ya. Çok kötü bir şey. Nazar değdi yemin ediyorum. Buradaki etraftaki insan. Ya bugün kadın limon sıkıyordu. Gözümü böyle bir çevirdim, ne yiyor diye bakıyorum, dedim limon havaya uçtu böyle. Japon Hamza'nın da videosunda şey vardı. Benden değil ama. Japon Hamza içinde şey konuşuyorduk işte. Kameradan falan konuşuyorduk. Mehmet de dedi ki adam dedi yıllardır dedi kamerayı dedi şey yapıyor. Kullanıyor dedi. Maşallah dedi bozulmadı dedi. Valla kullanıyor dedi. Sağlammış dedi. Sonra 30 dakika sonra hikaye atmış. Makinesi bozulmuş. Tayland'da mıydı? Tayland'da tur yaparken, teknede tur yaparken maalesef herhalde su almış. Ama benden kaynaklı olduğunu ben düşünmüyorum. Yani sadece denk geldi herhalde. Denk geldiğini o yani düşünüyorum yani. Çünkü ben onu söyledikten sonra 30 dakika sonra ne alaka olacak ki yani böyle zaten bir şey. Zaten biz onu seviyoruz. Videolarını izliyoruz. Takip ediyoruz kendisini. Buradan da ona selamlar. Tabii izlerse o da. Kısmet. Çok zor ama evet, çok olsun. Bir gün belki yolda denk geliriz. Çok zor. Adam her yere hayırlısı geçiyor ya. Hayırlısı. İşte belki denk geliriz. Hayırlısı belli olmaz. Kendinize iyi bakın o zaman. Bir Bosna akşamından. İyi geceler dileriz. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.